özellikleri söyleyeceğim. Hemen birincisinden başlayalım. Buraya Google 1998 yazarsanız belki, pardon arkadaşlar. Google 1988 yazarsanız ve Google Beta'ya tıklarsanız Google'ın 1988'deki hali geliyor. Bekleyin, ben işi göstereyim. Böyle geliyor. Google 1988'ini söyleyeyim. Google'ın Google 1988, ya neydi bu be? Google 1998'de kuruldu. İşte öyle. İkincisine geçelim. Ben videoyu durdurup tekrar başlatacağım. Sonrakinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, ikincisine geçelim. Google'a Du A Ba Beryl Rol yazarsanız, yanlış yazdım. Şunu yazarsanız Du A Beryl Du A Beryl Rol yazarsanız Google bir kez takla atar. İkinci özelliğe geçelim. Ben yine duracağım. Bay bay. Evet, ikinci özellik. Buralara şey demene gerek yok artık. Hesap makinesine diye Google'a geliyorsunuz. Yapacağınız işlemi mesela 52 artı 100 böyle yapınca hem Google cevabı verir. Bakın burada cevap, hem de bir şey hesap makinesi çıkartır. Ama mesela bölmelerde şu işareti koyacaksınız. Çarpmalarda da bu. Mesela 100 çarpı 1000. Bakın. Mesela 100 bölü 100 eşittir 1. Bakın böyle yaparken, bakalım eşittir koyunca oluyor mu? 100 artı 500 eşittir. Evet, eşittir de koyabilirsiniz. İkinci şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncüyü bilmiyorum. Buraya Atari Breakout göstereyim. Bunu yazarsanız Enter'a basın. Ardından görsellere gidin. Bakın bu Breakout oyununu oynarsınız. Ben göstereyim. Bakın. Oyun bittikten sonra şeye geliyorsunuz. Söylemedim. Yine görsel aramalara geliyor. Hiç oynamak istemiyorsanız şurada görsel arama görünümüne dön, ona basarsanız çıkar bunlar. Yani arayacağınız şeyi çıkar. Şimdi bilmem kaçıncı özelliğimize geçelim. Bay bay. Evet, geldim. Atarım. Normal web sayfayı gidiyor buraya. Buraya böyle çift yazarsanız bakın çaprazlama döndü. Her şey çapraz gösterir. Biz neyse tıklayayım. Bunlar göstermiyor. Diğer özelliğimize geçelim. Sıradaki şeyimiz bir hoşluk.
buraya Google Mars diye aratırsanız, Venüs'teki sonuca tıklarsanız Mars'ı istediğiniz yerden gezebilirsiniz, inceleyebilirsiniz sıkılana kadar. Ve buradan da bazı araba yapabilirsiniz. Mesela İstanbul diyelim. Buraya bir şey yazarsınız. Onunla ilgili sonuçlar çıkar yanına. Mesela Mars dersin. Bakın Mars olsa Mars dedim. İşte böyle istediğiniz gibi Mars gezebilirsiniz. Buradan küçücük büyütebilirsiniz. Öyle sonuna kadar yaparsınız. Hep aynı şeyi gösterir. Arkadakine arkadan gelen seslere alışveriş etmeyin. Misafir geldi de. Yakınlaştırıp merak ettiklerinize bakabilirsiniz. Ve ikinci uçumuza geçelim. Bay bay. Geldim buraya. Google Moon yazarsanız ve en üstteki sonuca tıklarsanız bu sefer de aydasınız. Burada uzay gemilerin iniş yaptığı yeri görebilirsiniz ve kimlerin iniş yaptığını da görebilirsiniz. Üstündeki şeye tıklarsanız mesela Apollo 11 iniş yapmış. Burada tarihini de gösteriyor. Mesela şuna tıklayalım, bunu Apollo 16 iniş yapmış. İndiği tarih 1972. İşte böyle bakabilirsiniz istediğiniz şeye. Bunları Türkçe'ye çevirebilip okuyabilirsiniz. İşte boşlukta bu kadar. Ekran yönetimi biliyorum. Allah. Sonraki hoşçakalın, görüşürüz. Haydi ben kaçtım, bay bay. Sıra geldi ipuçlarına. Buraya isminizi yazarken daha kesin sonuçlar gelmesini istiyorsanız içinde tırnak içinde yazmadığınız şey mesela Hamburg. Görselleri çıkarsanız sadece cambak karabaşları getirir. Bakın. Tabi bu konumuzla alakalı. Arkadan sesler geliyor biliyorum. Aldırış etmeyin. Tırnak koymak gibi bir başka ipucu da eksi olmuş. Cambak karabaş eksi. İvedik eksi koyduğunuzda sadece cambak karabaşları çıkartır. İvedikleri çıkarmaz. Sadece cambak karabaşları çıkartır. İşte böyle. Sonraki ipucumuza geçelim, hadi hemen. Evet, bu ipucumuzda mesela $20 TL yazarsanız bazıların böyle gelmez, bazıların gelir. Gelmezse doları 2 TL var yapın, TL'ye yapın ve $20'ın ne kadar olduğunu bulun. $20 49 TL'ymiş sanırım, bilmiyorum. Arkadan sesler geliyor, özür dilerim. İnanmıyorsa böyle TL olarak yazın ve olmayacaktır. Ve sonraki hoşumuza geçelim. Evet, bay bay.
aradığını şeye anlamak istiyor musunuz? İlk başta site yazın. İki nokta üst üste koyun. Arayacağın sitenin ismi gitti. Gidiyor.com. Ay arayacaktım. Gidiyor.com. Sonra mesela telefon. Bir telefon aramak istiyorsunuz. Google sadece telefonları çıkartır. Sadece telefon gidiyor. Ama cep telefonları. Ama bilgi mesela PlayStation derseniz Google sadece PlayStation'ları çıkartır. Ve bu arada böyle de istediğiniz gibi istediğiniz şeyi görebilirsiniz. Bakın böyle. Gelelim başka hoşluğumuza. Bay bay. Google'da girdiğiniz her site kaydedildiğini biliyor musunuz? Şu üst tarafa Google.story peki unuttum neydi? Story.com bekleyin ben yine bakıp geleyim. Evet buldum. Tam tersiymiş. Ay. Story nokta Google.com yazarsınız. Bekleyin. Bundan dolayı özür dilerim. Bakın burada istediğiniz nereye girdiyseniz bugün site gitti gidiyor buraya. Bakın aradığımız her şey burada. Çamak 24 TL gitti gidiyorsa Mars daha eski derseniz üstlerinde yazıyor. Bugün dün falan hepsi yazıyor. Öğeleri kaldır derseniz. Öğeleri kaldır derseniz. Hepsi silinir. Neden öğeleri kaldır derseniz. Öyle yaparak istediğinizi silebilirsiniz. İstediğiniz kadar istediğiniz şeyi silebilirsiniz. Kimse sizin nereye girdiğinizi asla göremez. Sıradaki şeyimiz son şeyimiz. Ve hemen bakıp geliyorum ben. Özür dilerim arkadaşlar, başka yokmuş. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selam olsun. Kanalıma abone olun. Videolarımı likelayın. Yorumlar atın. Kötüyse söyleyin. İyiyse söyleyin. Ortaysa söyleyin. Nasıl düşünüyorsunuz? Her şeyi yazın. İstediğiniz gibi paylaşın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum. Kanalıma abone olun. Onu da göstereyim. İlk önce benim kanalıma gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ardından şurada abone ol yazısı çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.